Evet, hepiniz hoş geldiniz videoya. Bu video öncelikle yaptığım en anlamlı video olduğunu düşünüyorum. Çünkü gerçekten ciddi şeylerden konuşacağım ve bu konuşacağım şeyler hem bizim geleceğimiz için hem dünyanın geleceği için. Gerçi bizim geleceğimizden çok dünyanın geleceği için ve belki torunlarımızın geleceği için de olabilir. Ama bazı ciddi konulardan bahsedeceğim. Ya bu kanalda daha önce fazla ciddi video çekmedim, evet. Siz de şimdi şaşırdınız biraz hatta. Camı bir kapatayım. Şimdi Emir kısa kes ne anlatacaksın diyorsunuz. Bugün anlatacağım şey dünyanın geleceği için yapmamız gereken bazı şeyler var. Yani ve ben bunlardan bahsetmek istedim. Şimdi diyeceksiniz sen mi söyleyeceksin bunları? Sen şey misin diyeceksiniz? You stole my life işte. You how dare you? How dare you diyen o Yeşilaycı kız gibi hissettim kendim ben de. Ama yok, o tarz bir konuşma olmayacak. Yani bildiğiniz gibi şu anda sokağa bile çıkamıyoruz. Distopik bir dünya hal aldı. Distopik ne? Onun açıklamasını alt köşeye yazacaktım. Sonra vazgeçtim. Google'a yazıp bakarsınız. Mesela genel olarak baktığınızda virüsler, savaş, canlılar ölüyor. İşte hayvanlara zulüm. Ya dünya iyice bir bok çukuru haline gelmeye başladı. Bok gerçekten tam anlamıyla bok çukuru. Kötü bir yerde yaşıyoruz. Başka bir evren, başka bir neresi varsa artık bilmiyorum. Oralar nasıl onu da bilmiyorum ama ya şu an yaşadığımız yerden memnun olan biri olduğunu pek düşünmüyorum açıkçası. Yani genel olarak söylüyorum bu arada. Yani senin odandan memnun musun ondan bahsetmiyorum. Daha genel düşün bu videoda. Benim de bazı işte benim de bahsedeceğim şeyler bu yönde olacak. Ne yapmalıyız ki biz dünya daha iyi bir yer haline gelsin? Ne yapmalıyız ki biz ağaçlar artık kesilmesin? Bak mesela sokağa çıkma yasağı olduğundan beri ozon tabakası işte küçülmüş. Ozon tabakası ne dedi ki? Tabii ne kadar doğru çok araştırmadım. Yunuslar mesela işte okyanus temizlenmiş. Ya ben de bir Yeşilaycı gibi konuşacağım bu videoda biraz. Söyleyeceğim şeyler dünyanın kurtulması için yapmamız gereken şeyler ve ya bunlar kolay şeyler değil. Bunlar kolay şeyler değil. Yani bir fedakarlık gerektirebilen şeyler ama bir açıdan da yapmak zorundayız. Ben şimdi burada telefonda not ettim. Oradan okuyacağım. Kameraya pek bakamayacağım. Cep telefonu kullanmak, cep telefonu, tablet ve bilgisayarın yaydığı radyasyon nedeniyle sağlığın sperm ve yumurtalarda bozulmaya yol açabilir. Cep telefonu kullanın bol bol. Plastik ve alüminyum kap kullanın. Kozmetik ürünleri kullanın. Ya yani kozmetik ürünleri kullanmaya özen gösterin ama ya havaya sıkmalılardan değil, ozon tabakasına zarar vermeden kullanın. Sonra tatlandırıcı atın çayınıza. Yapışmaz tencere kullanabilir mutfakla ilgilenenler. Elektrikli küçük aletler, elektrikli battaniye. Herkes bir kere elektrikli battaniyeyi evinden esirgememeli. Herkes elektrikli battaniyeyi kullanmalı çünkü çok zararlı. Katkı maddeleri, çevreyi kirletmeden bu işi çözeceğiz. Temiz. Yani tereyağından kıl çeker gibi halledeceğiz. Ya bu söylediğim şeylere siz de kısırlık yapan şeyler diye Google'a yazarak bulabilirsiniz. Şuraya da linkini koyarım. Kısırlık yapan davranışlar, yiyecekler. Dediğim gibi bu davranışları herkes uygularsa evinde. Ya ev zaten kolay şeyler ya. Bir elektrikli battaniye al. Ya bu dünya için bunu yapmamız gerekiyor. Yani sen kısırlık yapan şeyler ilk önerimdi. Bunları tek tek uygularsanız siz de sonuçları bana paylaşın desem o iş olmaz. Sonuçları paylaşmayın. Kendi içinizde şey yapın. Ya ikinci maddemiz de düşün, öldürme şeyi düşük. %0,2 yani hiç yani öldürmüyor bile. O yüzden bize daha büyük bir virüs lazım. Ben az önce Deep Web 8. kata indim. Orada AIDS yayma cemiyetinden birkaç kişiyle görüştüm. Bu virüsü fırsat bilip işte AIDS yayma cemiyeti olarak yeni bir atılıma yol açmışlar. Ben yukarı bir link bırakacağım. O verdiğim linkten AIDS yayma cemiyetine bağış yapabilirsiniz. Bağışta bulunabilirsiniz. Çünkü paraya ihtiyaçları var. Hani AIDS'i yayıyorlar ama ya bir yere kadar onlar da şu ulaşım konusunda sıkıntı yaşayan insanlar. Yani bir araba alsalar altlarına mesela daha kıtalar arası yayacaklar AIDS'i. O yüzden onlara da yardımcı olursanız çok sevinirim. Ben şimdiden bir 50 dolarlık bağış yaptım. Onun da dekontunu paylaşacağım. Üçüncü şeye geçelim. Üçüncü şey olarak da kendi içinizde mesela oyunlar oynayabilirsiniz. Yani adam asmaca oynayın. Ama adam asmaca oynarken
Yani kağıt kalemle çizmeyin o adamı. Gerçekten bir ebe seçin o piti piti yapıp. Ve yani kelime bilemediğinizde o adamı asın. Ve bunu her arkadaş kendi içinde dönsün. O kişiyi asın. Boğulana kadar bekleyin ama. Yani ölmeden sakın uyup çözmeyin. Evet, ne kaldı? Kısırlık tamam. AIDS'i yayma cemiyeti tamam. Sonra ne yapabiliriz? Veba falan, vebayı nasıl oluşturabilir? Buradan moleküler biyoloji genetik okuyan arkadaşlara sesleniyorum. Bakın, dünyayı kurtarmak sizin elinizde. Şu an ben burada videoyu çeken benim ama asıl mesele sizde. Asıl olay sizde ya. Şöyle %0.2 değil de böyle elle tutulur bir şey çıkartın ortaya da hepimiz rahat edelim yani kardeşim. Yok zaten işte bu virüsü Amerika yaydı da işte Çin'de öyle şeyler, söylentiler oluyor. Bari gerçek olsun. Yani şöyle bir %50 olsun mesela. Hani yazı tura tarzı, anlatabiliyor muyum? Böyle Thanos'un eldiveni gibi şak olsun, yarısı gitsin. Ha, bu arada benim insanlıkla ilgili bir sorunum yok, yanlış anlamayın. Ben dünyayı kurtarmaya çalışıyorum ya. Ha, bir de son olarak herkesin Rus ruleti oynamasını tavsiye ediyorum. Ama biriyle oynamayın. Herkes tek başına oynasın mümkünse. O altılı Mesut Komiser silahlarından bir tanesini doldurun. Mesela bir tane sıkın, tak boş. Bir tane daha sıkın, tak boş. Bir tane daha sık, tak boş. Bir tane daha sık, tak boş. Bir tane daha sık, tak boş. Sonuncusu dolu. Ne yapacaksın? Onu sıkmayacak mısın? Onu da sık. Hepsini sık. Herkes kafasına sıksın demiyorum, bakın. Beni yanlış anlamayın. Ben oyun oynayın diyorum. Kafanıza sıkın istemiyorum. Evet, söyleyeceklerim bu kadardı. Dediğim gibi bunlar dünyanın kurtulması için yapmamız gereken şeyler kişisel olarak. Ben bunları şimdi size erkenden söyledim. Yani geç kalmadan söyleyeyim dedim, daha çok dünya boka batmadan. Ya geç söylesem bir de şimdi ne olacaktı? İşte yalandan istifa falan edecektim. Bir ton sıkıntı olur yani, anlatabiliyor muyum? O yüzden o işlere hiç girmeyeyim dedim. Birazdan da Silivri'den polisler beni almaya gelir zaten. Ben kaçayım en iyisi ya. Hadi görüşürüz.